Geçiş süreci yol haritası açıklandı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve 7 tane de Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Evet. Şimdi bu 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısının neyden sorumlu olacaklar? Bunların bir ayrımı yapıldı mı? Yapılmadıysa da yapılacak mı? Şimdi biliyorsunuz bizim geçiş sürecinin yol haritasında parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olması öngörülüyor. Bu konuda da mutabakata vardık. Evet, farklı fikirler vardı süreçte ama en son yaptığımız toplantıda 6'da 6 mutabakat sağladık ve buna karar verdik. Şimdi bu 6 genel başkanın birisi zaten Cumhurbaşkanı, diğer 5'i de Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor. Bu Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla 5 yardımcıyla bir Cumhurbaşkanı aynı zamanda kritik kararlarda bir istişare eden ve uzlaşı arayan bir mekanizma olarak da çalışacak bu 6 kişilik yapı. Yani Cumhurbaşkanı artı 5 yardımcı. Ve bunlar sürecin tümünden sorumlu olacaklar. Ya eğer çok önemli bir karar alınacaksa, mesela Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde ve çok önemli bir karar. Hı hı. Bu karar alınmadan önce bu 6 kişilik heyet, Cumhurbaşkanı artı 5 yardımcı bir araya gelecekler, istişare edecekler ve bu kararı beraber şekillendirecekler. Ama önemli kararlarda, yani günlük basit kararlarda böyle bir şey yok. Dolayısıyla burada 5 Cumhurbaşkanı yardımcısı aslında konu eğitim de olsa, sağlık da olsa, güvenlik de olsa, dış politika da olsa, ekonomi de olsa önemli bütün konulardan sorumlu olacaklar. Hı hı. Geçiş sürecinin yol haritasında yani ortak yönetim modelini öngördüğümüz bu. Gelelim iki belediye başkanımıza. O iki belediye başkanımız da kendi şehirlerinde çok başarılı, güzel işler yapan arkadaşlarımız. Zaten halkın da çok kuvvetli teveccühüyle seçilmiş arkadaşlarımız. Bu iki belediye başkanımıza Cumhurbaşkanı'nın uygun göreceği bir tarihte, ki onun biraz yerel seçimleri orada yerel biraz seçimlerle de alakası var, biraz belediye meclisindeki dengelerle de alakalı. Tabii önemli olan burada nedir? Yani belediyenin anahtarını yani çünkü halk oy vermiş değil mi? Aynen öyle. Ben seni seçiyorum demiş. Benim sana verdiğim anahtarı gidip de başka partiye verme der vatandaş değil mi? Gayet haklı bir şekilde. Çünkü anahtarı ben sana verdim diyecek oy verenler. Sen niye gidip başkasına veriyorsun diyecek. Dolayısıyla onun o şekilde yürümesi gerekiyor. Dolayısıyla zamanlamasını biraz esnek bıraktık ki yani Cumhurbaşkanı bakar eder uygun bir zamanda bu görevlendirmeyi yapar. Ve bunu yaparken de iki Cumhurbaşkanı yardımcısı, yani iki belediye başkanının görev alanları tanımlanacak. Yani denecek ki işte bir belediye başkanımızın Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunda görev alanı budur. Diğerinde görev alanı budur diye o günkü şartlarda nerede ihtiyaç varsa, bu iki başkanımızın biraz da uzmanlık alanları ve başarılı olduğu alanlar hangi alanlarsa, diyelim ki birisi şu alanlarda gerçekten güzel işler yaptı, başarılı oldu ve o güzel işlerini tüm Türkiye'ye taşısın değil mi? Hı hı. Ya da mesela öbürü şu alanlarda iyi bir başarı ortaya koydu, iyi bir birikim var, o da o birikimini Türkiye'ye taşısın. Yani dolayısıyla oradaki şey bu, kurgu bu. Bu şekilde de zaten mutabık kaldık. 12. maddeye de belediye başkanlarımızla ilgili hususları yazdık. Ve ortak Cumhurbaşkanı adayımıza beraber eş zamanlı olarak bunları açıkladık. Zaten baştan böyle planlıyorduk. Hatırlarsanız belki son 1,5 yıldır ben hep bir kronoloji söylüyordum. 6 partiyle alakalı bir kronoloji. Ne diyordum? Önce bizi bir araya getiren önemli faktör. Yani parlamenter sistem. Evet. Bunu bir çalışalım. Bakalım gerçekten aynı şeyi mi hayal ediyoruz parlamenter sistemle ilgili. Baktık aynı hedefte buluştuk. Peki bu yeter mi? Ya bir de bunun anayasa maddelerini yazalım dedik. Döndük. 84 maddelikte bir anayasa değişikliği hazırladık. Dolayısıyla bir tuğla daha koymuş olduk üstüne. Arkadan dedik ki tamam temel hazır. Güzel bir temel oldu bu. Peki bizim ortak bir cumhurbaşkanımız olacak. Ortak bir adayımız olacak. Bu adayımızın seçim taahhütleri ne olacak? Yani mesela eğitimle ilgili ortak adayımız ne söyleyecek? Ne taahhüt edecek? 6 tane parti var ama ortak tek aday var. Dolayısıyla bu 6 partinin ortak bir seçim beyannamesi, yani ortak bir hükümet programı olsun ki ortak adayımız da diğer partilerde seçime doğru giderken aynı dili kullansınlar, aynı iddialarla yürüsünler. 2300 yani, maddeyle onu da açıkladınız. Evet, evet. Ondan sonra bunu yaptık. Bir tane koca tuğla daha koyduk üstüne. Dünyada örneği çok az, Türkiye'de örneği yok. Yani böyle bir şey Türkiye'de bugüne kadar kimse evet yapamamış, becerememiş yani. Yani 6 partinin kelime kelime mutabık kalması böylesine 2300 maddelik bir dokümanda Cumhuriyet tarihimizde bir ilk ve çok da önemli. Çünkü seçime giderken biz hazırız diyoruz. Hem de çok detaylı bir şekilde hazırlık yaptık diyoruz. Şu anda iktidarın böyle bir şeyi var mı? Değil mi? 20 yıllık iktidar. Son 5 yılda çuvalladılar gerçi. Çok kötü çuvalladı son 5 yılda. Her alanda kötüye gitti ama peki Türkiye'nin yarınla ilgili bir hazırlıkları var mı? Böyle bir şey var mı? Yok.
Açıklayacaklarsa bir şey de onu da göreceğiz. Ama biz çoktan bitirdik, açıkladık da 30 Ocak'ta ortaya koyduk. Mesela yeni anayasa diyor değil mi Sayın Erdoğan? Yeni anayasa lazım, yeni anayasa lazım. Nerede? Sayın Erdoğan'ın açıkladığı bir yeni anayasa dokümanı var mı? AK Parti'nin ortaya koyabildiği bir anayasa dokümanı var mı? Yeni anayasa nerede? Yok. Yıllardır yeni anayasa lazım. Nerede? Yok. Anayasaya inanmıyorlar ki. Anayasayla kendini bağlı hissetmiyorlar ki. Kağıt parçası olarak görüyorlar. Biz ne yaptık? Biz işte 84 maddelik anayasayı ortaya koyduk. Bizimki burada diyoruz. Sizinki nerede? Bizimki burada. Sizinki nerede? Bizim politika metnimiz hazır. Hükümet programımız hazır. Sizinki nerede? Çünkü ihtiyaç duymuyorlar ki. Nasıl bir kişi kafasına göre yönetiyor. Böyle yazıp belki de kendilerini bağlamak da istemiyorlar yani. Şimdi buraya yazdığınız zaman bağlıyorsunuz kendinizi. Halbuki sabah uyanınca akıllarına geldiğinde yapacaklar yani. Niye yazıyla bağlasınlar? Belki öyle şeyler de olabilir. Kaldı ki bugüne kadar açıkladıkları ekonomik programlarına bir bakın. Orta vadeli program açıklıyorlar değil mi? Hedeflere bakın. Hiçbir hedefe tutturamıyorlar. Orta vadeli program, mesela 2 sene önce açıkladıkları orta vadeli programa göre bugünkü dolar kurunun 10 lira falan olması lazım yani. 2 sene önce açıkladıkları orta vadeli program. Ya 20 yıllık iktidarsın değil mi? Son dönemindesin. Ya 2 sene sonrasını göremiyor musun da dolar kurunu 10 lira diye hesaplıyorsun, koyuyorsun oraya. Yani gerçekten büyük bir iş bilmezlik var. Dolayısıyla bu hazırlıklarımız bizim son derece önemli. Onun için biz hazırız diyoruz. Ne yapacağımız belli diyoruz. Asıl yönetim kadrosunun çekirdeğini açıkladık. Yani Cumhurbaşkanı artı 5 tane genel başkan yardımcı artı 2 tane yardımcı. Bak, bu çekirdek bir yönetim kadrosu değil mi? Bunu ilan ettik. Daha önce böyle bir ilan da olmuyordu Türkiye'de yani. Hani bir önceki seçime bakın. Cumhurbaşkanı adaylarına bakın. Herkes tek tek. Bana oy ver, bana oy ver. Herkes tekil. Şimdi bir takım olarak diyoruz. Biz bir ekibiz diyoruz. Takımız diyoruz. Ve yıldızlar karması oluşturduk diyoruz. Bu yıldızlar karmasına şu anda biz destek istiyoruz vatandaşlarımız tarafından. Ya sen bana oy ver, gerisini sorma demiyoruz. Bizi destekleyin, oy verin. Çekirdek kadromuz budur. 7 kişilik kadro budur. Çekirdek kadro. Yok düzeltiyorum, 8 kişi oluyor Cumhurbaşkanı ile beraber değil mi? Cumhurbaşkanı artı 5 artı 2, 8 kişilik evet. Çekirdek kadromuz budur. Yapacaklarımız da budur. Siz de açıklayın diyoruz. Kadronuzu açıklayın. Yapacaklarınızı bir açıklayın bakalım. Neymiş görelim diyoruz. Ama heybe boş olunca tabii çıkmıyor bir şey. Ya. Oo, deva geliyor.